misin? Bir yerin acıyor mu? Ya niye önünüze bakmıyorsunuz? Şu halime bakın. Dur yardım edeyim sana. Ver elini. Ben kendim kalkarım. Yardımınıza ihtiyacım yok. Ayrıca biraz dikkatli olsaydınız böyle bir şey de olmazdı. Üzgünüm ama senin de çok dikkatli olduğunu söyleyemeyeceğim. Şu an sizinle bu durumu tartışamam. Nereye gidiyorsanız gidin. Benim yetişmem gereken bir dersim var. Ya çok affedersiniz. Ben birinci sınıftayım. İlk dersin amfisini bulamıyorum. Nerede acaba? Amfi yukarıda kaldı. Sen niye aşağı indin ki? İsmim Kerem Esin. Bu fakültedeki ilk dersinize girmemden dolayı en başta size şunu açıkça belirtmeliyim ki eğer bugün burada aranızda içinde insan sevgisi taşımayan, insan hayatını önemsemeyen birisi varsa derhal bu amfiden ve bu okuldan çıkıp gidebilir. Çünkü şayet bu okuldan başarıyla mezun olabilirseniz mesleğimiz... Evet? Hocam çok affedersiniz, ben çok geç kaldım ama... Buyurun geçin. Ama lütfen son olsun. Evet, ne diyorduk? Cimden gelini söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem... Buyurun. Hocam, biraz vaktiniz var mı acaba? Ben de çıkmak üzereydim. Söyleyin lütfen. Ben sabah yaptığım kabalık için özür dilemek istemiştim. Tamam bak. Benim çok acil çıkmam lazım. Bana yardım edebilir misin? Seve seve. Senden bu 3 sayfalık makaleyi bilgisayara girmeni istiyorum. Yapabilirsin değil mi? Yaparım tabii. Güzel. O zaman bitirdikten sonra... Dikkatlice oku, bir hatan var mı yok mu kontrol et. Sonra benim mail box'ıma gir, bülten klasöründeki herkese bilginize diye yazıp mail at. Sonra da şuradaki giden makaleler klasörüne bir kağıt çıktısını alıp kaldır. Her şey anlaşıldı değil mi? Tamam, anladım, merak etmeyin. Güzel, ben işim biter bitmez döneceğim. Hadi o zaman sana kolay gelsin. Karıştı işler olmadı tabi değil mi? Yo, hepsini hallettim. Makaleleri yazdım, dikkatlice okudum. Daha sonra mailbox'a girip bülten klasöründeki herkese mail attım. Son olarak da çıktısını alıp giden makaleler dosyasına kaldırdım. Hepsi buydu değil mi? Pekala, güzel. O zaman bak sana ne diyeceğim. Bu sefer bir kitap hazırlıyorum. Ama hem okul, hem kitap, hem de bu diğer rutin işler birlikte biraz zor yürüyor. Bana yardımcı olmak ister misin? Kim, ben mi? Tabi, neden olmasın? Eğer yapabilirim dersen, okulunu da aksatmamak kaydıyla tabii. Yazdığın sayfa başına sana ufak da olsa bir ücret bile verebilirim. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu benim için çok büyük bir şans. İş arıyordum zaten. Harika. Peki ne zaman başlayabilirsin? Mesela bugün, hemen şimdi. Ya bugün birine verilmiş çok önemli bir sözüm var. Ama yarın dersten sonra hemen başlayabilirim. Yazık. Bugünden para kaybettin oysa. Tamam. Yarın bekliyorum seni. Tamam, yarın görüşürüz. İzninizle hocam.